Forum sınıfı cevapları sitemize hepiniz hoş geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle 3. sınıf hayat bilgisi evrencilik, aman dikkat, kaza olmasın etkinlik cevapları sayfa 102, 103 ve 104 işleyeceğiz. Aman dikkat, kaza olmasın etkinlik soruları ve cevapları. 102 sayfa cevapları. Okulda siz ya da arkadaşlarınızın başına gelen bir kazayı düşünün. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Kaza nasıl meydana geldi? Kaza arkadaşımın koridordan koşarken meydana geldi. Kazanın olmaması için neler yapabilirdi? Koridor içerisinde koşmamamız ve okul kurallarına uymamız gerekir. 103 sayfa cevapları. Okulda kazaları önlemek için ne gibi tedbirler alınmalıdır? Okullarımız, ailelerimizin okuma yazma öğrenmesi için gelecek nesillerimizi öğretmenlere ve okul yetkililerine emanet ettiği birimdir. Bu yüzden okul kazaları yer vermeyecek şekilde önlemler alınmalı. Herkesin can güvenliği korunmalıyız. Bu kazaları önlemek için okulumuzun her köşesine ses ve duyarlı kamera sistemi yerleştirebiliriz. Bir kamera odası kurup burada sabit izleyecek bir elemanla okul içi güvenliğini sağlarız. Kapı girişlerinde kontrol çok önemlidir. Araç girişlerinde ayna ile araç kontrol yapılmalıdır. Bu şekilde kazaları önlemiş oluruz. 104 sayfa cevapları. Konuyu pekiştirelim. Yandaki görseli inceleyelim. Görseldeki tehlikenin nedeni, sonucu ve anlayacak önlemini yazınız. Nedeni, yere muz kabuğunun atılması. Sonucu, bir kişinin muz kabuğuna basarak düşmesi. Alınacak önlem, çöplerimizi çöp kovasına atmak. 2. Okan arkadaşlarıyla futbol oynayacaktı. Annesi topu dolabın üzerine kaldırmıştı. Okan topu alabilmek için sandalyenin üzerine çıktı. Yukarıdaki olayda Okan'ın yaptığı yanlış hareket nedir? Bu hareket sonucu meydana gelebilecek kazayı ve bu kazaya karşı alınabilecek önlemleri yazınız. Yanlış hareket, annesinden yardım ve izin istememesi, kaza, sandalyeden düşmesi veya dolabın üzerine devrilmesi. Alınabilecek önlem, dolabın duvara sabitlenmesi ve ailemizden izin istememiz. 3. Hangi maddeleri koklamak tehlikelidir? 2 örnek veriniz. Piyasada bizim işimize yarayan fakat amacının dışında kullanılan maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler insan üstünde bağımlılık, uyuşturucu özelliği olabilen maddeler olduğu için gibi bazıları nefes yoluyla aldığımız zaman boğazda ve ciğerlerimizde yanma oluşturan kimyasal maddelerdir. Bu maddelere örnek verecek olursak uhu, bali, tiner gibi uyuşucu, yapıştırıcı inceltici özelliği olan bu maddeler insanla bağımlılık yapan tehlikeli maddelerdir. Çamaşır suyu, kireç, çözücü gibi kokladığımız zaman solunum yollarından dolayı rahatsızlık veren temizleyici, kimyevi maddelerde kullanılırken dikkat edilmesi gereken maddelerdir. Evet arkadaşlar, videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sınıfınızda kaldığınız konuyu web sitemizden doğru cevaplarına ulaşabilirsiniz. İyi bir eğitim öğretimine geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.